Bu dersimizi de çok fazla kullanmayacağımız ama bilsek de iyi olur dediğimiz closure kavramından bahsedeceğiz. Closure'lar aslında özel bir fonksiyon türü ve biz bu fonksiyonları kullanarak üst kapsamdaki değişkenlerin değerlerini değiştirebiliyoruz. Mesela daha önceden bir for döngüsü oluşturuyorduk en basit haliyle. Sonrasında burada integer i eşittir 0 diyorduk. İ küçük olursa bilmem neyden i'yi bir arttır vesaire. Ve orada kapsamdan bahsetmiştik. Ne demiştik? Buradaki bu i değeri bu for döngüsü için oluşturulduğu için sadece şu süslü parantezler içinde geçerliydi değil mi? Ben buraya gidip de i'yi yazdır diyemezdim. Çünkü burada bunun tanımı yok. Yani i burada oluşturulur, burada yaşar, burada da ölürdü. Bunun altındaki metotlarda vesaire ben bunu kullanamazdım. İşte closure'da ise durum böyle değil. Ben buraya gelip string dedikten sonra isim diyorum. Emre yazdım buraya. Sonrasında da bir fonksiyon. Mesela function ismimi göster. Böyle bir fonksiyon tanımladım. Tabii bunu ne yapacağız? Pardon. Bir lambda fonksiyon yapacağım ve bunu buna atayacağım. Hani çok önemli değil ama bu şekilde yapacağım ve bu herhangi bir parametre almayacağı için buradaki parantezleri boş bırakıyorum. Sonrasında da gelip buraya bakın burada isim tanımlı. İşte buna biz closure diyoruz. Ne oldu burada? Aslında özel bir fonksiyondu bu closure dediğimiz kavram. Bir üst kapsam. Normalde buradaki parantezlerin yukarıdaki alanlara erişememesi lazımken ben burada bu isim isimli değişkene erişip bunu değiştirebiliyorum. Bu şekilde. Ve sonrasında da bunu yazdır dersem eğer isim. Niye gelmedi? Evet. Bu şekilde yazdırıp bunu burada kullanabilirim. Şu an biz bunu tanımladık ama ne yaptık aslında? Hani şuraya bir lambda expression yani isimsiz bir fonksiyon tanımladık. Bunu aldık. İsmimi gösteri atadık. Ama biz bunu daha çağırıp kullanmadık. O yüzden bunu burada bir çağıralım. Ve göreceksiniz ki artık isim değerine Emre değil ne yaptı? Emre Altunbilek yazdı. Normalde dediğim gibi bu alana burada hani parent dediği bir üst kapsam dediği yapı burada ne? Burası. Normalde bu süslü parantezin içinde olup bitenler burada olup süslü parantezin içindeki olaylar burada olup bitmeliyken ben burada üst parent'taki. Yani atıyorum bunu bu da bir fonksiyon içinde olsa bir üstüne erişir miydim? Hayır. Bir üst kısma gidip oradaki değişkene erişip onu kullanıp değiştirebiliyorum. Bu birinci yöntem. İşleri biraz daha karmaşıklaştıralım. Yani dediğim gibi hani bunu çok fazla kullanır mıyız bilmiyorum ama en azından bilsek güzel olur. Bir tane daha fonksiyon yapalım. Konuş diye. Ve bu fonksiyonda yine herhangi bir parametre almasın. Bu şekilde tanımımı yaptım. Sonrasında da burada da string selam la merhaba desin. Selam diyelim. Selamlı çok saçma oldu. Merhaba dedik. Bunun içinde de bir fonksiyon olabilir mi? Function dedim. Söyle. Sonra süslü parantezlerimi açtım. Burada gidip selama erişebileceğimi öğrenmiştim. Değil mi? Selam deyip bu sefer merhaba yerine selamünaleyküm olsun. Ve bu da hani burası çalıştığında da bu selamı yazdırsın. Anlaşılmıştır umarım. Bir fonksiyon tanımladım. İçinde bir değer var. Onun içinde de ayrı bir fonksiyon var. Ve sonrasında da şunu demek ne demek? Bu fonksiyon geriye farklı bir başka bir fonksiyon döndürecek demek. O yüzden return deyip oluşturduğum şu söyleyi geriye döndürüyorum. Bu şekilde. Ne yapmış olduk aslında? Bir higher order function yaptık değil mi? Hani bir fonksiyon döndüren başka bir fonksiyon. Gelin bunu kullanalım. Var diyelim. Fonksiyonu al. Dedikten sonra bu fonksiyonu yani konuş isimli fonksiyonu buna atayalım. Artık ben fonksiyonu alı çalıştırdığım an ne olacaktır? Ekranda selamın aleykümü görmem lazım. Ha tabii. Print dedik. Selam dedik.
Ekranda bir şey yok. Şunu acaba, evet, şöyle yapmadığımız için. Evet, selamun aleykümü de gösterdi. Ne yaptık? Bir üst kademedeki, bir üst kapsamdaki, scope'daki, artık ne derseniz, oradaki değişkene ulaşıp burada kullanabiliyoruz. Böyle iç içe bir yapı olmasına rağmen. Evet, dediğim gibi hani bilmiyorum bunu nerede kullanacağız ama Dart dilini araştırdığınızda böyle de bir ifadeyle karşılaşırsınız. Ben en azından tanımını yapmak istedim. Flutter kısmında karşımıza çıkarsa orada yine bir üzerinden geçeriz ama şu an için anlatacaklarım bu kadar. Closure kavramı da bu şekildeydi ve Lexical Closure diye geçiyor bu kavram. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.